Abi polis. Komiserim, kapı zaten açık. Hatta kapı komple. Başka bir kapı yok mu? Git onu aç. Ceylan yapsın. Yandık anasını satayım. Hemen açıp geliyorum komiserim. Komiserim, maskesiz gezenler var. Müdahale etmemiz lazım. Al işte komiserim. Hem maske takmamız hem de sigara açıyor. Halkın sağlığını tehlike atmaya utanmıyor mu lan sen? Bak adam ne güzel maskesini takmış. Ben maskeyi sağlık için değil, sizden ceza yememek için takıyorum komiserim. Al birini bu ötekini. 3 oldu bu maske alanı. Çok şükür daha ceza yemedim. Maskeden dolayı ceza yemedin ama sosyal mesafeden dolayı ceza yiyeceksin şimdi. Anlamadım. Ya tuttun arkadaşlar, bir sosyal mesafe cezası. Hemen yazıyorum komiserim. İyi de müsimitçi. Müsimitçi değilim, sivil polisim ben. Ceza yiyince anlarsın. Ver bakalım sen de kimliğini. Hayırdır ya, sen ne yapacaksın benim kimliğimi? Üstümüze almayacağız herhalde. Ver bakayım sen şu kimliği. Vermiyorum, ne yapacaksın? Komiserim, şimdi bu arkadaşa müdahale etsek polis orantısız güç kullanıyor diyecekler. Ellemezsek sağda solda bizi görenler polis işini yapmıyor diyecekler. Ya bizim kıymetimizi ne zaman anlayacaklar? Şehit olunca o da birkaç gün hikayede paylaşırlar, sonra unutup giderler. Tuz dökeyim abi? Dök 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 Ulan adam virüsten ölmüş, öldüğü evde taziye veriyorlar. Ben de kalp krizi falan sandım geldim. Aferin ben sana, bir tek sen maske takmışsın. Sakalı keserken yanlışlıkla bıyığa girdim abi, o yüzden maske taktım. Evde kal, Türkiye'm. Ulan yaz boyunca seni takip ettim Instagram'dan. Antalya'da, İzmir'de, Bayburt'ta, gece kulüplerinde eğleneceğin dibine vuruyordun. Yalnız abi Bayburt'ta eğlence mekanı yok ki. Akrabasını ziyarete gitmiş. Tatil bitince evinde kal Türkiye'm. Bırak ama telefonu yerine. Hem gözü geliyor abi, belirgemeden hemen kaçalım buradan. Lan ben de seni akıllı bir adam sanıyordum. Sen hala inanıyor musun böyle batılıyorsun aşağıda? Sen öyle diyorsun da abi, adam hayatına bir defa Mersin maçına gitti, kulüp kapandı. Hapsolan kardeşine çok yasal dedi, çocuğa markete giderken at arabası çarptı. Onu bunu geçtim, doğalgaz faturası çok geldiği için sobalı bir eve taşındı. Ertesi gün Türkiye kendi doğalgazını buldu. Abartma lan sen de o kadar. Vay Rahmi abi, yeni pantolon almışsın, hayırlı olsun. Ali işte gördün mü abi? Pantolon zaten dar girdi oğlum, ondan yırtıldı. Şükriye yenge nasıl abi, iyidir inşallah. Alo. Rahmi abi, Şükriye yengen koronavirüse yakalanmış. Ne? Ne oldu abi? Şükriye yengen koronavirüse yakalanmış. Ben sana diyeyim bu kem göz diye. Lan ne alakası oğlum, o da bizim gibi maske takmadan geziyordu. Lan bu Mercedes Rahmi abinin mi? Aynen, yeni aldı. Hayırlı olsun Rahmi abi. Lan cuma da kalmadı. Kusura bakma, yolda bağımlı şekeri düştü, çikolata hep beraber dedik. Efendim hoş geldiniz, sefalar verdiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Boşa masraf edip bu makineye para vermesin. Buna verdiği parayla bir klima alsın. Yandık anasını satayım. Bizim yalanla dolanla işimiz olmaz kardeş. Arada ufak tefek pembe yalanlar oluyor tabi. Yalancının önde gideriz biz. Gördünüz mü, ötmedi. Oğlumuz ne işle meşgul? Efendim oğlumuz... Çakalın teki, sabahtan akşama boş boş geziyor. Yapacak bir şey yok. Baba, işsiz olduğumu niye söylüyorsun ya? Oğlum ben söylemezsem maki ödeyecek. Alkol, sigara kullanıyor mu peki? Ağzına sürmez. İçki mi içiyorsun lan sen pezevenk? Alkolle ne işin var lan senin? Bizim ailede herkes namazından yazında. Arada cumaları kaçırdım oluyor abi. Ben de ayda bir duble içiyorum baba. Bak tansiyon düştü. Seninle de görüşeceğim oğlum. Kumarın var mı peki? Ailenin yüz karası. Kesin o da vardır bu şerefsizde. Hayret, makine etmedi. Sanki para verdin mi baba kuma oynayayım? Ne bari lan? Demek ki para versem kuma oynayacağım. Ne alaka ya? Öncelikle... Nasıl adam topladın lan? Daha konuşmadan alkış verdiler. Ulan yalan makinasıyla seçim konuşmasına mı gelinir? Ne gelmesin abi? O kadar yalana yalan makinası mı dayanır? Neyse geldik artık. Eğer beni muhtar seçerseniz, mahallemiz huzura kavuşacak. Yolları, parkları, hepsini yenileyeceğiz. İşsizliğin önüne geçeceğiz. Mahallede işsiz genç bırakmayacağız.
Doğruları söyle lan. İki saattir makine ötüyor. Vallahi yiyip içip yatacağız. Muhtar maaşını atmış. Oh kebap. Bakın ötmedi. Yürüyün gidelim lan. Bu adam sahtekarı tepki. Lan muhtarlığın en büyük adaydım ben. Bütün anketlerde birinciydim. Sizin yüzünden muhtarlık gitti. Bil ne yaptık baba ya. Sen de yalan söylemeseydin. Affet Rahmi abi. Babasısın sonuçta.